İyi akşamlar sevgili izleyiciler, iyi akşamlar sayın dostlar, sevgili arkadaşlar, değerli takipçilerimiz. Bu akşam Toprağın Sesi özel, gerçekten özel ve bu akşam gerçekten Toprağın Sesi olacağız. Çanakkale'den yükselecek Toprağın Sesi. Çanakkale'de bizi bekleyen dostlarımız, çiftçi dostlarımız var. Ve çiftçi dostlarımızın sesini yükseltecek çok değerli bir arkadaşımız bu akşam Toprağın Sesi programının konuğu ve o arkadaşımızla beraber toprağın sesini Çanakkale'den duyurmaya çalışacağız. Halil Kaya. Evet, Halil Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Levent Bey, teşekkür ederim. Çanakkale'de havalar nasıl? Havalar bu aralar biraz yağmurlu. Ya iyi, bereket var yani. Var, şu anda var. Yaklaşık iki aydan beri yoktu ama şu bir haftadan beri yağış oluyor ara ara. Şimdi bizi izleyen izleyicilerimiz şaşırdılar. Aslında toprağın gerçek sesi çiftçilerimizdir. Çiftçilerimizin sorunlarını dile getirmek için toprağın sesi var. Ve bu akşam da gerçekten önemli bir sorunu var çiftçilerimizin. Bu sorunu dile getirme adına sosyal medyada çığ gibi büyümüş bir grup var. Ve bu grubun adı da Tarım Kredi Kooperatifi Mağdurları grubu olarak geçiyor. Halil Kaya da bu platformun yöneticiliğini yapıyor. Kendisi aynı zamanda bir kooperatif, çiftçi kooperatifi başkanı. Ben şimdi Halil Bey, biraz kendinizi tanıtır mısınız bizi izleyenlere? Halil Kaya kimdir? Biz sizi bir bilsinler bakalım. Halil Kaya bakalım. Kimdir? Halil Kaya Çanakkale'de bir Paşaçay köyünde ikametgah etmekte. 39 yaşında ve iki çocuk babası. Hayvancılıkla uğraşan, geçimini hayvancılık üzerine kurmuş bir vatandaş. Sadece o kadar mı? O sadece bir vatandaşsınız. Evet. Yani üretim yapan. Aslında üreticiyiz. Yani evet, üretim yapan bir vatandaş. Ne güzel. Evet. Çiftçisiniz aslında. Meslek çiftçi. Çünkü biz bazen karıştırıyoruz. Aynen. Köylü ve çiftçi, zaten çiftçimiz köyde oturuyor, yani ikamet adresi köy ama Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi çiftçi milletin efendisidir. Aynen öyle Levent Bey. Evet, şimdi hemen sorayım, nereden çıktı böyle bir platform? Niye böyle bir platform kurmaya ihtiyacı hissettiniz? Böyle bir platform, biz bir platformda bir arkadaşla, Atahan Kavallı diye bir arkadaşımızla tanıştık. Böyle bir platform kurmaya karar verdik. Yaklaşık kurduktan sonra 100 kişiydik. Acaba sorunlarımızı dile getirebiliriz, birbirimizle bilgi alışverişinde bulunabiliriz temennisiyle yola çıkmıştık. Baktık ki bu çığ gibi büyüdü. Binleri geçti, 2000, 3000 derken 11 bin gibi bir rakama ulaştı. Baktık ki bütün illerde, 81 illerde aynı sorun var. Sorun yüksek faiz. %30, %40'lara varan faizler. Ya bir de avukata düşmüş halleri. Ya ödenemez, işin içinden çıkılamaz bir hal aldı. Biz bunları bu platforma taşıdık. Buradan insanlara bir ses olmaya çalıştık yani. Gerek arkadaşlarım olsun, 4 tane arkadaşımız daha var. Bu bize yardımcı olan, destek olan, grup kurulmasında emeği geçen Gürbüz Kurşun var, Doktor Bekir Mutlu hocamız var, Metehan Kavallı var, Gökhan Boya var. Ya bunlar hep bizim için bu platformda bir yerlere getirebilmek için çalışan arkadaşlarımızdır yani. Şimdi sadece yüksek faizlerden mi kaynaklanıyor? Yani şimdi Halil Bey, şöyle bir şey soracağım ben size. Şimdi biliyorsunuz ülkemiz 7 bölgeden oluşuyor ve ciddi de bir yani avantajlı toprak yapımız var.
Avantajlı iklimimiz var. Dört mevsimi aynı anda yaşayan bizim mikroklima dediğimiz çok özel havzalarımız da var. Çiftçimiz Evet. üretiyor sonuçta. Bir şekilde üretiyor. Aynen. Ve hele şu pandemi döneminde gerçekten önce sağlıkçılarımıza biz teşekkür ediyoruz. Sonra da bizi aç bırakmayan çiftçimize teşekkür ediyoruz. Ya yani kime Aynen. sorarsanız sorun bunu söyleyecektir. O yüzden elleri nasırlı, toprak kokan o çiftçilerimizin gerçekten hepsinin ellerinden öpüyorum. Buradan da söylüyorum sizin de nezdinizde. Çünkü çok değerlisiniz. Nerede sıkıntı çekiyorsunuz da bu faizleri, yüksek faizleri ödeyemez dur. Ya yani yüksek faiz gerçi ödenmez ama yani sonuçta borcunu da ana parasını da ödeyemiyor çiftçi. Bana biraz anlatır mısınız? Nasıl bir faaliyetiniz var çiftçi olarak? Yani çiftçiler olarak bizim girdi maliyetlerimiz çok yükseldi. Atıyorum örnek vereyim. Mesela ben Temmuz ayında 80 lira aldığım yem çuvalı şu anda 120 lira. O da peşin yani. Peşin alırsanız 120 lira. 120 lira. Vadeye düştüğünüz zaman bu 130'lara varan bir rakam içerisinde. Şimdi böyle olunca hal çıkmaza gidiyor artık. Yani atıyorum tarım kredi 10 bin lira borcunuz varsa bunu ödeyemediğiniz zaman bir yapılandırmaya gidiliyor. Yapılandırmaya gidildiği zaman zaten işin içine çıkamayacağınız artık anlaşılmıştır yani. Zaten otomatikman %20 ile seni gelecek yıla bağlıyor. Gelecek yılda olmadığı zaman temerrüte düşüyor. Bir şey düşüyor oluyor %40'lara, %30'lara varan faiz oranları var. Yani şimdi bölgelere hakim olduğumuz için bölgelerde yani akıl almaz faiz oranları. Şimdi bir Yüzde arkadaşımız kaç var. faiz tarım kredini? Şu anda %30. %30. Yani kredi Yani kullanırken mi %30 yoksa temerrüte düştükten sonra onu bir ayıralım isterseniz. Ben onu tam anlamak istiyorum. temerrüte düştükten sonra yaklaşık mesela Temmuz şey Eylül 30 ödemeli bir krediniz var. 10 bin lira. Ödeyemediğiniz zaman da %30'la çalışan bir rakamla karşılaşıyorsunuz. Anladım. Peki, 3 o aylık. zaman şöyle söyleyeyim o zaman Halil Bey. Şimdi siz çiftçisiniz ve işletme sermayesi için olsun ya da ne bileyim hayvan sayınızı artırmak için olsun veya ekipman almak için bir krediye ihtiyacınız var sonuçta. Tarım Evet. Kredi Kooperatifine gidiyorsunuz. Onu bana anlatır mısınız? Nasıl, ne yapıyorsunuz? Neler isteniyor? Nasıl kredi kullanıyorsunuz? Önce oradan bir başlayalım isterseniz. Anladım. Tarım kredi üye olmak istediğiniz zaman da sizden istenilen 20 bin liralık bir kredi kullanacaksanız hayvan listeniz isteniyor. İki tane de kefil isteniyor. ÇKS kaydınız isteniyor yani, değil mi? ÇKS kaydınız, ilçe tarımdan hayvan listesi ve çiftçi ÇKS sistemiyle birlikte iki tane de kefil götürüyorsunuz, üye oluyorsunuz. Evet. 20 bin liranın üzerinde kullanmak istediğiniz zaman da mutlaka ipotek vermeniz gerekiyor. Ne istiyorlar O ipotek zaman da olarak? ya ipotek olarak gayrimenkul atıyorum 20 dönüm bir tarla vermeniz gerekiyor oraya ipotek olarak. Ya alacağınız kredinin 1,5-2 katı üzerinde bir değeri olan bir gayrimenkul Aynen. istiyorlar. Aynen. 3 tane de kefil tekrardan. Kimlerde? 3 tane de kefil. İpotek veriyorsunuz 20 bin liranın üstüne 3 tane de kefil. İpotek veriyorsunuz artı 3 tane kefil. O kefili çiftçi mi oluyor yoksa diğer meslek gruplarından vesaire hani maaşlı memur falan gibi şeyler istiyorlar mı? Memurlar da oluyor genelde çiftçi. Genelde yine birbirinize kefil oluyorsunuz. Aynen zincirleme gibi bir şey. Peki kredi alırken ne kadar nakdi kullanıyorsunuz? Ne kadar mesela size bir limit açıyorlar değil mi sonuçta? Yani kredi kullanırken Yani size 20 bir bin limit liralık açıyorlar. bir limit açıldığı zaman 20 bin liralık bir limit açıldığı zaman 7.500 lira nakdi benim bildiğim kadarıyla rakamlarda oynama olabilir. Hı. 7.500 lira nakdiniz var. Ya Geri 7500 kalan lira nakit 12.500 kullanabiliyorsunuz. lirasını 12.500 lirasını da bu alışverişte yemdir, gübredir, mazottur o şekilde kullanıyorsunuz. Ya aynı olarak yani girdi olarak kullanabiliyorsunuz sonuçta. Aynen o şekilde. Peki bunun faiz oranı kaç? Onun faiz oranı şu anda %25 ile çalışıyor. O yani gittiğinizde o 20 bin lirayı aldığınızda 7500 lira nakit, geri kalan 12500 lirayı yani girdi aynı dediğimiz kredi kullandığınızda yıllık %25 doğru mu? Aynen o şekilde. Bunu da bir yıl sonra mı ödüyorsunuz? Bir yıl yani dönem Aynen, sonunda ödüyorsunuz. aynen, Evet. aynen. Ödemediğinizde de bu rakamı sonuçta kanun takibe düşüyor. İdari takip, kanun takip. Ondan sonra avukata, direkt avukata. Avukat da ondan sonra zaten bekleyip duruyor. Gelsin diye bekleyip duruyor zaten. Geldiği zaman
Direkt 10 bin liralık bir rakamla hemen şişiriyor. Oluyor 20 bin lira, 30 bin lira. 30 bin lira Şimdi ben size oluyor. bir arkadaşımı anlatayım Levent Bey. Buyurun. Şimdi Aksaray'dan bir arkadaşımız var. Yaklaşık 6 yıllık kooperatif üyesi. 281 bin liralık alışveriş yapıyor. 511 bin lira para ödüyor. Hala şu anda avukatta 383 bin lira borcu var. Geri kalan kısmı ben hesaplayamadım yani. Yani şimdi şöyle bir durum var ortada. Avukata düştüğünüz anda olay bitiyor. Benim anladığım bu. Doğru Olay mu? bitti zaten yani idam fermanı verilmiş oldu artık. Peki kaç yıldır tarım krediden kredi kullanıyorsunuz? Kaç yıldır tarım kredinin üyesisiniz? Sonuçta siz tarım kredinin ortağı olduğunuzu biliyorsunuz, değil mi? Evet, yayın kesildi. Halil Bey, beni duyuyor musunuz? Evet sevgili izleyiciler, sanırım internette bir sıkıntı var. Ben o sırada Halil Bey bağlanana kadar sizinle biraz jenerik geçeyim ve o jeneriği şey yapalım. Halil Bey bağlansın bir anda. Evet, kusura bakmayın sevgili izleyiciler. Halil geldin değil mi? Halil Geldim Bey. abi. Yayında bir kopukluk oldu Ha, ya. ha. Toplam kesim olduğunda biraz internet sıkıntılı oluyor. Tamam, sorun değil. Şimdi ya zaten sonuçta biz bizeyiz. Problem olmaz. Bizi izleyenler de bizim halimizden anlayacaktır. Kaç yıldır Üç. Tarım Kredi Kooperatifi üyesiniz ve biliyor musunuz siz o kurumun ortağısınız diye bir soru sormuştum. Evet. Ben yaklaşık 13 yıldır üyesiyim Tarım Kredi Kooperatifi'nin. Peki bu süreçte bu kredi faiz oranları mesela Ziraat Bankası da kredi veriyor. Benim bildiğim kadarıyla daha önce Ziraat Bankası faiz oranlarından Tarım Kredi Kooperatifi aynı şartlarda kredi kullandırıyordu. Ne değişti peki? Ben şimdi burada şaşırdım yani bu kadar faiz oranı duyunca. Biz de anlayamadık. Biz zaten alıyoruz diye imzalıyoruz, çıkıyoruz yani işimiz görülsün hesabıyla. Bütün arkadaşlarım bu şekilde. İşini takip edenler var, edemeyenler var. Peki burada Tarım Kredi Kooperatifi Türkiye'nin her yerinde var. Ben müdürlerinin de yani sizlerle diyaloğunun, iletişiminin çok iyi olduğunu, çiftçiyle iyi olduğunu biliyorum. Tahmin ediyorum en azından. Tanıdığım insanlar da var. Onlarla Evet. konuşabiliyor musunuz bu sorunlarınızı? Evet konuşuyoruz onlar da ama bize gelen talimat bu şekilde diyorlar. Çok da bilgiyi vermiyorlar. Diyorlar ki tarım kredinin faiz oranı gizlidir diyorlar. Bir bilgi vermiyorlar yani. Anladım. Zaten biz ne aldığımız ne ödediğimizi hiç bilmiyoruz. Yani sadece bir A4 kağıdını ana kasa tamam. Altına çıkmış bir hesap tamam. O kadar. Bu kadar. Peki 81 ilde örgütlendiniz. Açıkçası söyleyeyim. Ciddi bir örgütlenme. Ve Aynen sonuç 81 itibariyle ilde de şu anda 12 bin üzerinde olması lazım. 11 bin şu anda da 1000 de şu anda onayda bekleyen var. Ayın 5'inde de Ankara'da, Salı günü Ankara'da olacaksınız. Evet, ayın İsterseniz 5'inde Ankara'da. Allah nasip bana ederse. biraz ben sizin duyurunuzla ilgili bir şey gönderdiniz bana. Onu şimdi bizi izleyenlere bir izlettireyim. Ondan sonra tekrar sohbetimize devam ederiz, olur mu? Tamam, teşekkür Evet. ederim. Kalk gönüldaş sen de katıl ulu birliğe, büyük birliğe. Gül hilal bayrak altında yüksel birliğe, yüksel birliğe. El eleyiz, birlik olup iktidara yürü gelin birlikte. Dağlar taşlar uçan kuşlar bizi dinlesin. Gel katıl büyük birliğe, gel gök inlesin. Dağlar taşlar uçan kuşlar bizi dinlesin. Evet, şimdi
o hazırlamış olduğunuz ve bana gönderdiğiniz ayın 5'inde Ankara'da Tarım ve Orman Bakanlığı'nın önünde bir bildiri açıklayacağınızı söylediniz. Bu sorunu kimlere anlattınız? Yani Tarım Kredi Kooperatifi'nin müdürü olan arkadaşlar, yetkililer sonuçta dediğiniz gibi dışarı yukarıdan gelen emiri veyahut da talimatları yerine getirmekle yükümlüler. Onlar size bu şekilde cevap verdiğinde siz nasıl, nerelere ulaşmaya çalıştınız bu sorununuzu anlatmak için? Biz önce arkadaşlarla dediğim gibi grup kurduktan sonra zaten amacımız, Tarım Komisyonu Başkanımız var. Evet. Yunus Bey, ona ulaştık. O da bu işin baştan anlatmıştı zaten. Tarım Kredi Kooperatiflerine yapılandırma geldi diye zaten bütün kanallarda, sosyal ulusal kanalların hepsinde yayınlanmıştı. Evet. Çiftçimiz bu ana kadar zaten bunu bir bekliyordum. Ama yasa 7256'ın oldu. Yasa çıktıktan sonra bu yasanın içinden de bu tarım krediler çıkarıldığını anladıktan sonra zaten biz bu platformu kurduk. Ondan sonraki aşamada ulaşmaya çalıştık. Bütün devlet büyüklerimize, yetkililerimize ulaşmaya çalıştık ama ulaşamadık. Sonradan biz Tarım Bakanımızla görüştük. Kendisi icraların, hacizlerin durduğunu bize söyledi. Ama lakin çevrelerden, bölgelerden gelen haberlere göre durmadığını beyan etti arkadaşlarımız. Peki durdu derken ben de söyleyeyim size, 4 ay ertelendi. Yani 3 ay. Hadi 1 ayda öyle gelir. 4 ay gibi bir süreniz var. Peki 4 ay sonra yani bir hasat döneminiz mi var? Ne bileyim, başka bir yerden yatırımınız var da onun gelişimi var. Nasıl ödeyeceksiniz? 4 ay sonra yine devam edecek bu. Levent Bey, tam zaten kışın curcunalı olduğu zaman, bizim buranın tabiriyle kış ayında zaten hiçbir 81 ilde ödeyecek adam çıkmaz bunu yani. Ya, faaliyetiniz de yok sonuçta değil mi? Bir kazanım yani, bir geliriniz olmayacak sonuçta yani. Bir kışlık sebze var onun haricinde. Yani, hasat zamanında olmuş olsa arkadaşlarımız bu 11 kişi adına söylüyor, 11 bin kişi adına mesela görüştüğüm bölgelerde, yani onların Mart ayında gibi ödeme bir planı yok zaten, ödeyemeyiz diyorlar. Onlar sadece diyorlar ki hasat zamanı. Ve çiftçimiz diyor ki, şunu Levent Bey özellikle belirteyim, yani bazı provokatör diyelim artık buradan, yani onu beyan edeyim. Arkadaşlarımız diğer platformlarda böyle sözlü şiddete maruz kalıyorlar. Diyorlar ki paraları aldınız yediniz diyorlar. Arkadaşlarımız hakarette bunlar ama böyle bir şey yok. Arkadaşlarımız der ki faizler makul seviyelere insin. Kalan ana para da 5 yıl eşit şekilde bölünsün. Bizler devlete olan borcumuzu ödeyelim. Bir daha önünden bile geçmeyiz diyorlar. Ya zaten ben de platformda takip ediyorum sizleri. Tabii yaşıyoruz, o şeyleri görüyorum. Hepsine cevap yazamıyorum gerçi ama şöyle bir durum var. Çok haklısınız. Hatta biz daha önce bir program yaptık. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanımızla programda söylemiştik. Yani Ziraat Mühendisleri Odası Başkanımız demişti ki usulsüz kredi kullananların kredileri alınsın demişti. Hatta platformda evet. Da ona yazılar yazılmıştı. Biz de açıklama durumunda bulunduk. Tarımsal faaliyet dışında kredi kullananlar var. Değil mi? Siz daha iyi biliyorsunuz mesela. Evet, bu tarz aynen. Düşük faizli kredileri veyahut da bu tarz kredileri, hayvancılık olsun, işte bitkisel üretim haricinde, arıcılık haricinde gibi, onun haricinde kullananların usulsüzlük kredileri hiç yapılandırmadan alınsın da o ifademiz bizim. Yoksa kredi kullanan her çiftçi iki tane ineği bile olsa kredi almıştır zaten. Ve o evet. İnsanlar onu nasıl yesin yani? Sonuçta dediğiniz gibi yem fiyatını söylediniz, sütün fiyatı belli. Ya bunu iyi oldu söylediğiniz, ben de sizin üzerinize bunu altını çizerek söylemek istiyorum. Hiçbir çiftçimiz aldığı parayı yiyip bunu ben ödemeyeceğim demez. Çiftçi gerçekten borcuna sadıktır. Yani. O namustur, o para onun için yani. Aldığı para namus aynen, borcudur aynen. Yani. Evet, ya bizim o mücadelemiz yani. Diğer arkadaşlarımızla birlikte, yani bizler borçlarını ödemeye çalışan insanlarız. Yani 81 ildeki diyalog halinde olduğumuz arkadaşlarımızın hepsinin beyanı budur. Yani devletimizin onlara bir el uzatması, çiftçimizle Cumhurbaşkanımızın arasında bir yol var. O yolda birisi önümüzü kesiyor bizim. Emin misiniz öyle tıkandığını? Çünkü Bakan Bey ne dedi bunu bu konuda? 3 ay ertelendi dediğinde sormadınız mı Bakan Bey? Bakan Bey bu konuyla ilgileneceğim ve çalışma başlatıldığını söyledi bize. Ama çok somut iyi. Bir şey olmadığı için çiftçilerimiz şu anda hala da mağdur.
Yani bir net somut bir şey görmek istiyorsunuz siz de. Aynen, ama şu anda zaten ertelendi, ama Levent Bey, bizim krediler şu anda %30'la çalışıyor. %20, pardon, %25'le. Şu %25'le. anki mesela günü gelmiş krediler %25'le çalışıyor. Anladım. Yani burada sonuç itibariyle sigorta ödemiyor mu paranızı? Sigorta da yaptırıyorsunuz sonuçta, değil mi? Evet. Sigortası da var. Şey, Tarım Kredi Kooperatifi'nin bir de bereket sigortası var galiba, değil mi? Buraya da sigorta Evet. yaptırıyorsunuzdur. Evet, o da var. Evet, o da var. Spor kulübümüz bile var Levent Bey. Nasıl yani? Sponsorluğumuz var oraya. Genel başkanımız, şey pardon, genel müdürün inisiyatifinde olup, ben bilmiyorum ama Eyüp Spor mu diyorlar, bir şey spor diyorlar. Oraya sponsorluğu var yani. Yani siz ortaksınız, bilmiyorsunuz veyahut da sizin rızanız var mı peki böyle bir şeye? Ya benim değil, bütün arkadaşlarım, hiç kimsenin rızası yok. Bize zaten böyle bir şeyler sorulmaz. Genel müdür bilir bu işin. Evet. Ya sonuçta dün akşam da burada Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekilimiz vardı. Orhan Bey de canlı konuğumdu benim. Bu borçları sordum kendisine. Hatta size de söz verdim soracağım diye. Oraya da geleceğim şimdi. O konuyla ilgili ne yaptığınızı da soracağım. Gübre taşın biliyorsunuz iştirak gübre taş Tarım Kredi Kooperatiflerinin. Evet. Burada ses yalnız sesi açtıysan ses yankı yapıyor. Şeyi açmasan istersen oradan bir ses geliyor. Ha. Şimdi şey diyeceğim. Ben açmadım. Gübre taş altın madeni bulmuş galiba. Gübre taşa Evet. kayıtlı bir arazi üzerinde bulunan bir şey var. Onun rakamı da aşağı yukarı 6 milyar dolar falan diyorlar. Çiftçinin de aşağı yukarı bu Vallahi kadar borcu Levent var. Bey, hiç rakamımızı biliyorum. O rakamları bizim çiftçimiz zaten hesap edemez yani. Hayır, çiftçinin borcunu ödeseler diye bir şey söyledi akşam Sayın Milletvekilimiz de. Siz bu konuda Evet, ne çiftçimizin diyorsunuz? arzusu budur zaten. Yani şöyle ben de dedim hatta ya veya konuştuk çiftçi borcum silinsin derdinde değil. Aynı sizin dediğiniz gibi. Ben faizini belirli bir makul rakamlara çekilsin, faizler düşürülsün, değil mi? Taksitlendirilsin, ödeyelim. Hatta çoğunuz da biz bu kapıdan bir daha geçmeyiz diyenlerdensiniz. Ortağı olmanıza rağmen. Aynen. Aynen. Peki bu Aynen, icralık doğrudur Levent Bey. bu icralık olan arkadaşlarımızın geri verildi mi traktörleri veyahut da diğer ekipmanları, hayvanları? Bilginiz var mı? Bilgim var, şu anda daha verilmemiş. Verilecek demiş Sayın Genel Müdürümüz var, Fahrettin Poyraz Beyefendi. Verilecek demiş ama hala daha verilmemiş. Hatta bugün bir arkadaşımla görüştüm. Daha verilmedi. Yedemin edilecekti ama edilmedi dedi. Ve Levent Bey, o kadar bir kurnazlık oldu ki bu işte, biz Aa, doğru. anlayamadık zaten. Bir anda Türkiye'nin dört bir yanında eş zamanlı icra operasyonları başlatıldı. Bir anda. Ne Peki olduğunu amaç ne anlayamadı olabilir zaten sizce? vatandaş. Peki neden Efendim? yapıyorlar bunu? Vallahi bilmiyorum artık, onu yapan Fahrettin Poyraz Bey'e sormamız lazım. O da nedense üst makamı yanıltıyor. Hatta biz Bakan Bey'le, yardımcısı Mehmet Ali Tunç'la görüştüğümüzde Bakan Bey 1,4 dedi. İcralık dedi. Yani küçük bir rakam gösterdi. Ben de dedim ki Sayın Bakanım, 1,4 48 bin eder. 48 bin çarpı 192 bin tane şu anda icrada dosya var. Ondan sonraki kısım bir dalga da bu Ocak ayı sonunda var. Ocak ayı sonundaki dalga da aşağı yukarı 100 bin yani. Şu anda bizim tahminlerimize ve arkadaşlarımızın istatistik çalışmalarına göre, bize göre şu anda 500 bin mağdur var. Toplam sayısı 3 milyon zaten değil mi? 2,5-3 milyon civarında üyesi var Tarım Kredi Kooperatiflerinin. Ben o kadar biliyorum. Yani üçte biri ya altıda biri pardon. Şu anda faiz ve kanun takip Evet. icra kıskacında. Ben öyle dediğim zaman Fahrettin Bey dedi ki sen o zaman şeyleri karıştırma, icralık olanları karıştırma dedi. Ben de dedim ki Sayın Genel Müdürüm, özür dileyerek söz alabilir miyim tekrar dedim. O da dedi yani kefilleri karıştırma diyorsunuz da niye kefillerin evine icra gönderiyorsunuz dedim. Zaten şu anda kooperatif müdürlerinin yaptığı algı, borçluyu aramıyorlar. Dört tane kefil var veya üç tane kefil var, kefilleri arıyorlar. Kefilleri arayaraktan o vatandaşa baskı yaptırıyorlar yani. Evet, o kefil arıyor. Benim borcumu bana haciz getirme. Benim borcum yok. Sen şu borcunu öde diye çiftçilerin arasındaki o ilişkiyi de sonuçta bozuyor. Tabii sıkıntı oluyor yani.
Yani bir ilden arkadaşımız aradı. Diyor ki 3 günden beri diyor yolumu değiştirdim diyor. Kefilin hanımı var beni geçirmiyor yoldan diyor. Doğrudur. O da haklı. Ya o da haklı. Yapacak bir şey yok sonuçta. Yani Halil Bey. Ya böyle bir kanayan yara var. Devletimiz burada el uzatıp şu kanayan yarayı da bir ötüşlüyorsa sorun zaten ortadan kalkacak. Biliyorsunuz nerelere, kimlere yani ne kolaylıklar sağlandı. Biz üreten çiftçiler üretmek istiyoruz. Yani grup üyesindeki arkadaşlarım adına söylüyorum. Biz üretip ve borcumuzu ödemek istiyoruz diyorlar. Bundan doğal bir şey yok yani. Ya hiç kimse biz, borcumuz silinsin istemiyor zaten değil mi Halil Bey? Yani hiç kimse borcumuzu affedin demiyor. Hiçbir çiftçimiz böyle bir şey demiyor zaten. Kesinlikle öyle diyen yok zaten. Bizim mücadelemiz bir makul seviyeye çekilsin. Adamın 30 bin liralık borcu 120 bin lira olmuş Levent Bey. Bu nasıl ödenir? Bu ödenmez. Yani. Adam zaten 30 bin lirayı ödeyememiş. İcra'ya avukata düşmüş. Zaten yani bunu nasıl öder? 120 bin lira. Peki bu sizin platformunuzda üye olup da tarımsal faaliyetini çoğunuz devam ettiriyorsunuz değil mi? Yani bir şekilde evet, bir faaliyetleriniz devam ediyor. Yani tarladan, araziden, ahırdan uzaklaşmadınız. Hayır, hala ikamet ediyorsunuz orada. Şimdi bu insanlar üretecektir değil mi? Uzaklaşan arkadaşlar var Levent Bey. Var. Ne kadar tahminen bu insanlar? Ya onu bilmiyorum şu anda. Ya bir daha tarımla uğraşmayacak değil mi bu dediğiniz insanlar? Ya tarımdan uzaklaştılar. Aynen. Tarlası gittikten sonra, traktörü gittikten sonra bunlar ne yaparlar? Anladım. Şimdi geçen akşam bir sosyal medyaya düştü Kayseri'den bir amcamız mesela. Diyor ki ahıra gidiyorum, hayvan yok. Garaja gidiyorum, traktör yok. Ben ne yapayım diyor. Evet. Feryadını duymuşsunuzdur, görmüşsünüz. Bizim evet, platformda paylaştık bu. Evet. Peki yine geleceğim de amacınız ne? 5 Ocak'ta Cumhurbaşkanımıza bunu belki bizi bir şekilde izleyebilir Cumhurbaşkanımız veya onun yakındakiler. Biz çünkü Cumhurbaşkanımızdan randevu talep ettik. O da daha dönmedi geri. İnşallah Cumhurbaşkanımıza sesimizi duyurup bu kadar mağduriyetlerin olduğunu anlatmaya çalışmak. Cumhurbaşkanımıza sayının yanlış verildiğini ve farklı anlatıldığını düşünüyoruz. Bütün çiftçiler adına söylüyorum bunu. Biz inanmak istemiyoruz. Yani bildiğine inanmak istemiyoruz. Eğer o da biliyor da öyle diyorsa ona da eyvallah. Yapacak bir şey yok deriz. Ya öyle biz Türk milleti böyleyiz. Yani sonuçta başımızdaki insana sonsuz saygımız var. Devletimizin başındaki sonuçta insanlar bizim için çok yani önemlidir. Evet. Ama onun da tabii ki bu konulara duyarlı olmayacağını zannetmiyorum. Kesinlikle dediğiniz gibi iletişim bozukluğu vardır. Bu kadar feryat figan eden çiftçimizin özellikle dedim ya bu pandemi döneminde biz eğer sıkıntı yaşamadıysak bunun sebebi çiftçimizin çalışkanlığıdır yani. Aslında çiftçimiz çok iyi iş yapıyor ama sanırım Cumhurbaşkanı da bu konuda size destek olacaktır ama şöyle de bir durum var biliyorsunuz. Salı günü bu toplantılar yasası var. İşte bu tarz yasalar var. Sıkıntı yaratır mı size? Onunla ilgili bir çözüm aldığı var mı? Çözdünüz mü bir şeyler? İçişleri Bakanlığımızla görüştünüz mü bu konuları? Onları pazartesi günü gerekli arkadaşlarımız gerekli mercilere giderek sorunu halletmeye çalışacaklar inşallah. İnşallah. Yani biliyorsunuz daha önce de böyle haklarını aramak isteyen öyle diyeyim artık sizin de böyle bir hak istiyorsunuz sonuçta. Biliyorsunuz bu toplantılar yasasına göre İçişleri Bakanlığımız durdurmuştu. Polisimiz de bizim kendi polisimiz biliyorsunuz. Siz şimdi toplandınız gideceksiniz mağdur insanlar ama lütfen dikkat edin. Çünkü o konuda da sizin düşüncenizi de biliyorum. Oradaki arkadaşların, yöneticilerin düşüncelerini de biliyorum. Yani böyle çok temiz, saf bir halde bir talepte bulunurken terse düşmeyin ne olur. Yanlış bir şeyler olmasın. Bunu anladım. Buradan İnşallah söyleyeyim. Devletimizin polisi, devletimizin güvenlik güçleri bizi anlayışla karşılayıp bize saygı duyacaklarına inanıyorum. Çünkü biz bu zamana kadar hep devletimiz ne dediyse biliyorsunuz biz 2 defa eylem kararı almıştık, vazgeçtik. Devletimizin bize verdiği talimatlar doğrultusunda vazgeçtik. Ama bu sefer de artık dedik ki biz buna inandık. Cumhurbaşkanımızla aramızdaki köprüye birisi dikildi. Bizi köprüden geçirmiyor dedik. Ve biz bu köprünün ortasında kaldık. Halimizi arz edeceğiz dedik. Yani bundan doğal bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Yani bir vatandaşın, bir çiftçi topluluğunun Cumhurbaşkanına ulaşıp da derdini anlatamama gibi bir durumu olmamalı. Evet. Zaten Cumhurbaşkanımız dedi ki yani geçen hafta da Cuma namazı çıkışında
aşı meselesinde mesela bizi ilgilendiren bir kısım değil şu an, çiftçi değil diye konuşuyoruz da, hani vatandaş sormaz mı, devletimiz nerede, cumhurbaşkanımız nerede demezler mi dedi. Biz de şimdi onu diyoruz yani. Sayın devlet büyüğümüz, sayın cumhurbaşkanımız bu çiftçimize bir yardım elini uzatsın diyoruz artık. Ya sonuçta dedi, biraz önce de söylediniz ya, yani bazı sektörlerde vergi yani bütün sektörlerde aslında bazı demeyeyim, vergi yapılandırmasına gidildi. Sonra işte sigorta, SSK, işte sosyal güvenlik primlerinin, işte borçlarının ertelenmesine gidildi. Vergi borçlarında bazı işte istisnalar oluşturuldu falan. Çiftçi, tarımda çok büyük bir sektör sonuçta. Bunda da yapılandırılıyor deniliyor ama bu zamanda faiz oranları sıkıntılı. O faiz oranı, özellikle anlamadık tarım kredinin yani, faiz oranlarını bir şey yapmaları lazım. Anlamadık zaten. Yani biz bunu anlayamadık. Yani adeta çiftçiye yapılmış bir böyle bir sabotaj gibi bir şey oldu. Bakıyoruz bütün gazetelere, ulusal kanallara bakıyoruz. Yani burada ismini vermeyelim bir kanal altyazı geçti. Ekranında paylaştı. Tarım krediler yazdı. Yani bu kadar böyle bekledik olmadı. Ya en sonunda dedi ki Sayın Cumhurbaşkanımız çiftçiyi ben unutmadım dedi. Evet. Bakanlar kurulundan sonra açıklayacağım dedi. Ya buna inanın yani şeye de reyting rekorlarına da baksınlar. O akşam çiftçimiz eli kalbinde böyle bekledi adeta. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız yani hiç çiftçiyi almadı. Çiftçimiz bu yüzden biraz küskün yani biraz kırıldı. En azından ki biz kırgınız diyorsunuz yani. Bu 11-12 bin kişi kırgın. Ciddi aynen, kırgın. Aynen o şekilde. Ama diğer çiftçiler de kırgın olabilir. Onlar da süt fiyatları biraz yeni çıkmaya başladı. Yem girdileri yüksek. Peki nasıl geçiniyorsun? Mesela işte dedin ya biraz önce yem fiyatı torbası şu kadar oldu. Peşin verirsem 120 lira, peşin alırsam, vadeli alırsam. Aynen. Ya kıt kanaat desem yeri yani. Şimdi mesela belli sayıda hayvanımız var. Belli bir süt şeyimiz var. Gelirimiz var. Onunla kooperatif falan dediniz, kooperatif başkanıyım dediniz. Biraz ondan bahsedin. Aynen. Üretim pazarlama, tarımsal üretim pazarlama kooperatif başkanıyım aynı zamanda da. Hı hı. Yani çiftçilerimiz atıyorum mesela benim köyün girdisi mesela şu anda düştü. Mesela geçen yıl 3 ton süt vardı aylık, 2 tona düştü. Şu anda 1 tona yakın süt var. Yani neden düştü peki bu? Halil Bey neden düştü süt? Ya çoğu hayvanını sattı, çoğu hayvanı bitirdi. Kim kalmadı yani yaşlı kesim zaten bu işi yapmıyor, emekli. Gençler de zaten köylerde artık durmak istemiyor. Yani şu anda çok düştü süt. Siz aylık 3 ton süt toplarken 1 tona düştü değil mi bu süt? Onu diyorsunuz. Aynen. Hatta bu sabah fatura kestim 780 mi neydi yani? Her gün günlük fatura kesiyoruz biz bağlı bulunduğumuz birliğe. O peki, kadar yani. Süt biliyorsunuz 2.80 lira 30 kuruş da prim 3.10 lira hesaplandı biliyorsunuz süt konseyinin rakamı. Siz ne kadar alıyorsunuz sütü? Şu anda da Ocak ayında uygulanacak ve Şubat'ta alacağız biz onu. Şu anda ne kadar peki? Onu şu anda 2.20 yani kooperatif kesintileriyle birlikte 2.85 lira benimkisi. Şu anda net vatandaşın eline geçen 2.20'den geçiyor yani. Peki, bir ton süt dökmüş o da. 2.20 liraya 1 litre süt veriyorsunuz. Ne kadar yem aynen alabiliyorsunuz bununla? Bununla ne kadar yem alıyorum? Sadece 1 kilogram. 1 kilo. Bir de olmuyor yani. Ya şimdi bunu niye sordum biliyor musunuz? Şimdi siz kredi aldınız veyahut da sizin gibi. Size örnek gösteriyorum. Bilemiyorum ne yaptığınızı evet falan da. Siz kredi alsanız işte inek aldım deseniz inek almak için kredi işte yemi onun yemi için kredi alsanız şimdi maliyeti 2 liranın üzerinde değil mi? Evet. 1 kilogram sütün maliyeti 2 liranın üzerinde çıkıyor. Şimdi burada rakam vermek aynen, istemiyorum. Aynen. Peki zararına değil mi? Şimdi tabii ki zararına ödeyemezsiniz siz borcunuzu. Çoğu işletmeler şu anda zararına çalışıyor zaten. Yani ya bunu nasıl görünmez bu, ben de şaşırıyorum yani. Yani bizim en önce tarım politikası değişmeli. Yani o kadar Sayın Tarım Bakanımızın dediği gibi böyle uçuk rakamlarda değiliz yani, bilmiyorum ben kendi köyüm adına konuşabilirim. Diğer yerleri bilmiyorum, onlar Güllük Gülistanlık mı ama
Bizde öyle değil. Yok, genelde sizin köy gibi her yerde. Bütün kırsalımız bizi izliyorlarsa eğer çiftçi arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Ya sonuçta senin köyde şimdi 2,20 liraysa yan köyde 5 liraya satılmıyor süt. Bakmayın siz sosyal medyada falan bazen kendini bilmezler var. İşte Beşiktaş'ta peynirin kilosu şu kadar, işte Bakırköy'de bu kadar, işte bana verin bütün çiftçileri ben onları çalıştırayım, dünyanın parasını kazanayım diyen kendini bilmez insanlar da görüyoruz, biliyoruz biz. Ama dediğiniz gibi işte Halil Kaya, Sayın Halil Kaya anlatıyor. Ben diyor 3 ton süt toplarken 1 tona düştü diyor. Doğru mu? Aynen Levent Bey, biz zaten en alt kesimleriz buralarda. Biz neyin ne olduğunu biliyoruz yani. Bize yani bazı şeyler anlatıldığı zaman komik geliyor gerçekten. Şimdi sizin üzerinizde beyaz bir gömlek var çizgili. Ben buna mavi dersem vallahi güleriz ikimiz de Öyle mi? yani. Güzel mi gömleğim? Güzel mi? Evet abi güzel. Teşekkür ederim. Ya çok güzel bir Anladınız örnek mı verdiniz, demek doğru. istediğimi? Yani dediğiniz gibi siyaha beyaz demeye başladık biz. Gerçekten siyaha Yani beyaz demeye başladık. ama gerçekten şimdi çiftçimiz bazı şeyleri gördü ve bazı şeyleri küsmeye başladı. Çiftçimiz küserse üretim biter. Şimdi küserse biliyorsunuz böyle bir söz var. Çiftçi küstüğü dağın odununu 40 yıl yakmaz diye bir söz var. Biliyorsun değil mi o sözü? Evet, o da var. Evet, yani sonuçta yani baktığımız zaman gerçekten büyük problem var. Hayvancılık yapan çiftçilerimizin sorunu bu. İşte bitkisel üretim yapanlarınki o. Çünkü buğdayın maliyeti, birim maliyetini biliyoruz. Sizce düzelecek mi bu? Yani siz ne umuyorsunuz? Salı günü gittiniz, açıkladınız bildirinizi. Dediniz ki Sayın Cumhurbaşkanım böyle böyle sıkıntı bu. Arkadaşlarınızın talepleri nedir peki? Onu bana söyler misiniz? Ne istiyorsunuz? Siz onların temsilcisi olarak bana hani söyleyebilir misiniz? Bu bunlar olsun diye. Belki bizi izliyorlardır sayın yetkililer. Şimdi sadece Levent Bey, bu tarım kredilerle sınırlandırmayalım. Şimdi bunu mesela bizimki tarım krediler platformu ama Ziraat bankaları olsun, özel Ziraat Bankası genel makul ama diğer bankalar olsun sorunlar çok. Sicil hattı isteyenler var, onlar var, bunlar var derken bizim talebimiz şu şekilde. Buyurun. Faizler makul seviyelere çekilsin. Yani %25, %30 bunlar çok uçuk rakamlar. Bu şekilde olursa 2021 yılı gerçekten felakete dönüşür. Bunu hiçbir çiftçi ödeyemez. Ben bunu beyan ediyorum. Hani burası tarım krediler mağdurları ama herkesin mağdur olup da burada olduğunu düşünmüyorum. Destek amaçlı. Yani buradan her kim kullanırsa kullansın %24 ile %20 ile bu krediler ödenmez geri. Bunu gelecek 21 ve 22 yıllarında yaşayacağız, göreceğiz yani. Ama bizim talebimiz faizler makul seviyelere çekilsin. Ne kadar Ana parada mesela? Ne kadar? Mesela kafandan geçen bir şey var mı Halil Bey? Yani ya diğer kurumlar olan mesela %3 oldu. Pardon. Bizde de neresi yüzde? %100 Ziraat Bankası mı? evet %3 ile yapılandırıldı. Mesela bu da tarım kredi mağdurları veya tarım kredileri %3 ile yapılandırma olabilir. Ama tarım kredi o zaman bir şirket bölümünün yani görünümünden çıkmış olacak yani. Sonuçta şirketleştiler biliyorsunuz yani. Ne kadar da Evet. sizin ortağı olsa da şirket mantığıyla çalıştığı için %3'ü kabul etmeyebilirler. Ya bu Fahrettin Bey diyor ki ben yapacağımı yaptım. Bundan sonraki kısım yasayla olacak diyor. Bu kısımda da artık Cumhurbaşkanımız devreye girip çiftçiye elini uzatması gerekiyor diye düşünüyoruz. Bunu arz ve talep ediyoruz yani. Ha, Sayın Genel Müdür dedi ki bu durum işte beni aşıyor. Kanunsal bir şey mi dedi? Aynen. Aynen beni aşıyor dedi. Ben kurum içinde bu kadar yapabiliyorum dedi. Anladım. Mesela bu geldiğinden Fahrettin Bey geldiğinden bu yana %25'te atıyorum 100 bin lira borcunuz varsa 25 bin lira yatırıp %75'ini yapılandırabiliyorsunuz. Ama Fahrettin Bey bunu tam tersi yaptı. %75'ini istedi vatandaştan. Vatandaş da zaten %25'ini zor öderken %75 ile karşılaşınca bir afallama oldu. Bu afallama olduktan sonra zaten ödeyemez hale geldi. Bir Sonra biz Bakan Bey'le görüştüğümüz zaman ilk önce bir arkadaşlarımız gitmişti o şeylere falan görüşmüşlerdi. Sonra Bakan Bey'in yanında dedi ki %25'e indiriyorum dedi.
Sağ olsun, Allah razı olsun gene, ne diyelim yani, %25'e bari indirdi. Yüzde Ya adam zaten %10 ne demiyor ki, %25'iyle karşılaştı. anlamak istediğim şu. Geldiğinde ana paranın %75'ini öderseniz, değil mi bu? Geri Aynen kalanını öyleydi. taksitlendiririm Bizim dedi. platformu kurmadan önce öyleydi Levent Bey. Sonra bakana gittikten sonra da şu ifadeyi kullandı. Ha dedi, kararımı değiştiriyorum. %25 yatırırsanız %75'ini taksitlendiririm mi dedi Sayın Genel Müdür. Aynen, aynen bu şekilde. Aynen bu şekilde. Evet. Biz de teşekkür ediyoruz kendine yani. Ne diyelim? Bunu diyebiliyorsa o zaman Hukukta bulundu. Cumhurbaşkanımıza göndermemesi lazım sizi o zaman. Yani bunu diyebiliyorsa eğer, hani bu tarz şartları tabii bu iç sirkü, genelge vesaire bilemiyorum yasal olarak, ama sonuçta Tarım Kredi Kooperatifleri eskiden Ziraat Bankası'ndan alırdı. Yani Ziraat Bankası gibi, çünkü kurulma amacı oydu. Mustafa Kemal Atatürk bu kooperatifleri kurarken 36 1936 yılında amacı girdi de sağlayabilsin, Ziraat Bankası nakdi kredi versin, Tarım Kredi Kooperatifi girdi sağlasın, yani aynı olarak değerlendirsin gibi kuruldu. Geldiğimiz noktada dediğiniz gibi Ümraniye Spor Kulübü'ne sponsor bile olabiliyorsunuz, yani sonuçta Bak siz biz ortaklar olarak. Levent Bey, biz nereye sponsor olduğumuzu da bilmiyoruz. Bak Ben sizden söyledim duyuyoruz. işte size, Ümraniye Spor. Bak çiftçinin bir şeyden haberi yok yani. Nasıl ortaksınız siz? Biz de bilmiyoruz. Yani sonuçta tabii bunlar da olabilir. Yani biz hani sonuçta şey Ya yapmak Levent Bey, biz istemiyoruz. aslında oranın ortağı olduğunu biliyoruz ama nasıl davranacağımızı çoğu arkadaş bilmiyor yani. Oradaki memur aslında bizim çalışanlarımız. Ya tabii sonuçta 3 milyon Bizler üyesi oranın olan ortağıyız. bir büyük bir yapı, oradaki liyakatlı insanlar, arkadaşlarımız tabii ki orada oranın daha düzgün size hizmet verebilmesi için çalışıyorlar. Yetkili insanlar, mühendisi var, Evet. işletmecisi var vesaire. Şöyle de görmesin çiftçi kardeşlerimiz, hani ya siz de öyle demek istemiyorsunuz gerçi de. Sonuçta Anladım. oralarda kanunlarla çalışan kurumlar, yani kurulduğu üzere. Ama şöyle de dememesi lazım Halil Bey. Yani %75'i %25'e çektim gibi bir ifade, tamam mı? Ben bunu yaptım. Ben işte sponsor oldum. Ben işte altın buldum. İşte şöyle böyle falan gibi şeyler söylememesi lazım. Madem kanunlar çerçevesinde oluyorsa, siz de ortaksınız. Ortakların hakkını da savunmak zorundalar yani. Ben onu dile getirmek istiyorum ya. Aynen o şekilde Levent Bey. Biz beş arkadaş Bakan Bey'le görüşmeye gittiğimizde bu şekilde gelişti olay. Bakan Bey ama bu konuya herhalde Sayın Bekir Pakdemirli çözüm bulur diye düşünüyorum. Sonuçta Tarım Kredi Kooperatifleri Tarım Orman Bakanlığı'na bağlı bir birim sonuçta, yani değil mi? Vallahi biz Fahrettin Bey'in Tarım Bakanımızı da yanılttığını düşünüyoruz zaten. Yanılmaz bakan canım. Niye yanılsın? Ya rakamlar yanlış verildiğini düşünüyoruz. Rakamlar zaten doğru verilmiş olsa bu soruya zaten bu çiftçi bize yardım eli uzanırdı yani. Çiftçimizin şu anda evinde olup üretmesi lazım. Ne işi var Ankara'da mağdur olmasa? Değil mi? Ya inek var, çanak var Traktörü deriz kapısının biz, biliyorsun. önünden gitmiş. Tarladığından şeye gitmiş yani ne yapsın? Anladım. Bir de faizleri düşürmek istiyorsunuz. Artı mevcut ana parayı kaç taksit istiyorsunuz? Mesela genelde kanı ne? Ne istiyor o gruptaki arkadaşlarınız veya sizin iletişime girdiğiniz insanlar? Kaç taksit olsun istiyorlar? 5 taksitle ödemeyi düşünüyorlar. 5 5 taksit. taksit olsun istiyoruz yani. Bizim de bu talebimizdir Sayın Cumhurbaşkanımızdan yani. Ödemesiz dönem istiyor musunuz? Mesela bir yıl ödemeyelim, 2 yıl ödemeyelim şeklinde gibi bir Vallahi şey. o Cumhurbaşkanımızın lütfu. Bir yıl verirse seviniriz. Vermezse de kendi bilir deriz. Ya sonuçta çiftçinin bir an önce rahatlatılması, ondan sonra, çünkü Aynen çok gerçekten ciddi sıkıntıda. sıkıntılar var Levent Bey. Peki bir şey Bölgelerde çok büyük sıkıntılar var. soracağım, sıkıntılar. Siz destekleme alıyorsunuz değil mi Halil Bey? Evet, evet Levent Bey. Desteklemelerde şimdi hesabınıza yatıyor ya, Ziraat Bankası'ndaki hesaplarınıza yatıyor değil mi desteklemeler? Evet. Birincisi şunu söyleyeceğim. Borçlarınıza kesiliyor mu bu desteklemeler? Ya kredimiz varsa krediye gidiyor. Gidiyor. Peki vergi alınıyor Evet, mu doğru. burada? Efendim? Vergi alınıyor mu burada? Desteklemelerden Ya vergi alındığını biliyor musunuz? onu bilmiyorum Levent Bey. Ya Şimdi gelen paraya atıyorum bakıyorsunuz, ne alıyorsunuz?
Ben örnek vereyim. Atıyorum 3.000 lira buzdağı desteğim var. 3.000 lirada günü gelmiş veya kredi kartı veya kredim var. Oraya kesiliyor yani. Günü gelmişse kesiliyor. Günü gelmemişse zaten onu alabiliyorsunuz sonuçta. O Onu normal. alabiliyoruz yani. O normal bir şey. Peki desteklemeler sizi tatmin ediyor mu? Tatmin etmese de yapacak bir şey yok diyoruz. Çok da tatminkar değil yani. Anladım. Mazotun litresi belli. Yeminki belli. Peki zamanında veriliyor mu desteklemeler? Zamanında değil. Şu anda zamanında değil. Mesela şu anda Ocak, Şubat ayında mesela 1 yıl sonra. Bir yıl sonra. Şimdi ekim yaptık mesela. Hasat zamanı Haziran, Temmuz, Ağustos. Gelecek ay bir dahaki yılın Ocak ve Şubat ayının sonlarına doğru ödemeler olur. Peki Yani o esnada zaten Şubat ayında aldığımız zaman biz ne yapacağız ki? Mazotu zaten biz Eylül-Ekim ayında alıyoruz. Bize o ayda vermeliler ki biz en azından alıp mazotumuzu, gübremizi alıp atmamız lazım tarlamıza, ekmemiz lazım. zaten destekleme açıklandığı tarihte fiyat belli oluyor. Bir yıl sonra baktığınız zaman dolar kaç paraydı? Ondan sonra doların işte fiyatına bakın bir yıl önce. Şimdiki fiyatına baktığınız zaman da gerçekten aradaki fark kuşa dönüyor, değil mi? Kuşa döndüğünü görüyorsunuz yani. Aynen. Maalesef, maalesef. Ben tabii sizi yakalamışken şimdi toprağın sesi dedik. Gerçekten hani her şeyi burada söylemenizi istiyorum. Yani çiftçilerin sıkıntılarını vesaire. Mesela sosyal şartlarınız da çok önemli. Mesela çiftçilere hep deriz bunu, tamam mı? Çiftçiye kız verilmez. Hani köylüye kız verilmez denir ya hani. Böyle bir şey var yani. Evet. Çiftçilik mesleği ve insanlarımız bu sıkıntılardan dolayı tarlasını ekemediği için, hayvanına bakamadığı için fakirliğe, yoksulluğa bile kabul ederek, bunları kabul ederek şehirlere göçüyorlar. Yani şimdi Aynen. bununla ilgili hem orada çok iyi iş yaptığını, buna rağmen, bu sıkıntılara rağmen orada faaliyetinizi sürdürdüğünüzü biliyorum. Sizin gibi çiftçilerimiz de var. İşi planlı programlı yapan, gerçekten sıkıntı yaşasa da hani karın tokluğuna dediğimiz şekilde çalışan çiftçilerimiz var. Buradan böyle bir mesaj verin ki tarımın bitmediğini, bitmemesi gerektiğini, köyleri terk etmememiz gerektiğini anlasın insanlar. Yani siz niye köydesiniz? Buyurun. Levent Bey, nasıl anlatayım ya, şimdi çoğu gençler artık köylerde durmak istemiyor. Neden? Üretim şartları zorlaştığı için. Şimdi adam köye dönüp gelecek, tarlasını ekecek, hayvan yapacak. Ama mazot pahalı, yem pahalı. Hayvancılıktan bir verim elde edemeyeceğini düşünüyor. Ama aslında öyle değil. Şu anda en güzel şey köylerde olması gerekiyor. Tarlalar boş. Bizim yani başka bir ülkede hiç işimiz yok aslında, anlamak istedim, yani demek istediğimi anladınız. Şu anda mesela üretimin en çok odaklaşması gereken kesim kırsallar. Bütün tarım mesela bizim buralarda tarlalar boş çoğu. Boş. Yani buraların tarıma tekrar açılması lazım. Gerekli desteklerin gerekli şekilde gerekli yerlere aktarılması lazım. Yani şimdi bizim buraya bakıyorum, yani hiç alakası olmayan 300 baş koyun projesi vardı mesela, hiç ne gerek vardı? Yani bunu 10'ar tane, 20'şer tane verip bütün köylerdeki arkadaşlar canlandırılabilirdi. Ya ahırlar nasıl ahırlar? Tarlalar boş da ahırlar dolu mu? Ahırlarda da yani şu anda işini idare edenler de var. Olmayanlar da yok. Yani ne yapacak adam? Borcu varsa hayvanını satıp ödeyecek. Neyini Yani satıyor 10 yani? tane varsa borcu geldiğinde karşılığını alamıyorsa satacak, ödeyecek, 9'a inecek, 9'dan 8'e inecek derken 1 2 tamam bitti. Kapat kilidi, vur çık dışarı. Peki geri dönmek isteyenler oluyor mu? Yani mesela Çanakkale'den olsun, İstanbul olsun, Ankara'ya göçenler oralarda da sonuçta istedikleri ortamı bulamıyorlar. Dedim ya, yoksulluğa yelken açıyorlar. Oralara giderek hani iş bulabilir miyiz? Asgari ücretle çalışabilir miyiz? Çünkü köyde hayat kalmayınca geri dönenler, dönmek isteyenler var mı? Hiç görüştüğünüz bu şekilde yani hayat, hele bir de Covid-19'dan sonra Var. daha da çok itibar Evet. kazanmıştır. Yani Levent Bey, var aslında. Dönmek isteyenler var ama imkanlar yok. Şimdi geri dönecek hayvan alacak bir inek şu anda
10 ile 13 bin arasında seyrediyor. Bir koyun 1250 lira. Ben burada kendi yaşadığım, kendi bölgemdekilerini anlatıyorum. Şimdi köyden geri dönüp gelecek olsa, şimdi hayvan alacak para yok. Yani burada Kredi alsa faiz oranı belli. faiz oranı belli. Ziraat Bankası zaten şu an mesela yapılandırma yapsa bile %20 ile yapıyor. Evet. Yani her taraftan nereden bakarsan bak çiftçinin işi bozuk. Ama en üretmesi gereken, elinden tutulması gereken sektörlerden bir tanesi çiftçi. Evet. Ama maalesef bizde sürekli giderek azalan ziraat odalarına kayıtlı çiftçi sayısı 2 milyona düşmüş. 2 milyon 800, 3 milyon civarındayken işte. Ekilebilir arazi sayısı işte 4 milyon hektar daha azalmış. 5 milyona yakın. Çiftçi uzaklaşıyor. Çiftçi uzaklaşıyor ama hala da üretmeye inat ediyor yani. Hala da üretiyor. Evet. Üretiyor. Ama bu Ziraat sorunlar odalarının falan burada çiftçiye yardım etmesi lazım. Ziraat odalarının yardım etmesi lazım. Bir de çiftçinin şöyle sorunları var. Buyurun. Yani çiftçinin üzerinde bir sürü kambur var. Şimdi çiftçi mesela atıyorum inek dana kestirecek et süt birliğine et kırmızı birlik var mesela. Oraya üye olman gerekiyor. Oraya bir para kesiliyor. Yani ilçe tarımda zaten bütün işler oluyor. Ziraat odasına gönderiyorlar. Ziraat odasından da oraya ÇKS almaya gidiyorsun. ÇKS alırken zaten oraya da bir meblağ ödüyorsun. O da boşuna. Aynı kağıdı zaten İlçe Tarım Müdürlüğü veriyor. İlçe Tarım'ın verdiği kağıtlarla biz zaten kredileri kullanıyoruz. Yani bizim şu aşamada Ziraat Odası'na sadece ilaç için bize faydası var. Nasıl yani? İlaç mı veriyor ziraat odaları size? Yani bu adı belli kesimler ya. Biz mesela bizim burada hiç çeltik ekimi yok, bir şey yok. Ben çeltik ilacını ne yapacağım yani mesela? Her kesime hitap eden bir durum yok orada. Yani Şu anki aslında ziraat savunanlar odasını ne yapmasını istiyorsunuz mesela siz? ya Ziraat Odası aradan çekilmeli bence çiftçiyle ilçe tarım arasından. Ya da ziraat odası her şeyi yapmalı mı? Yani öyle bir Aynen, aynen alternatif o olsun. şekilde. Ya Değil şimdi mi? biz Yani iki kurumlar niye boşu boşuna şey ödeyelim? İki kuruma boşu boşuna biz para ödüyoruz. anladım. Yani madem ziraat odası bizim birliğimizse diyorsunuz siz, biz Aynen. oraya Aynen. gidelim, her şeyimizi görsünler orada diyorsunuz yani. Aynen. Şu anda benim platformumda değil, Bayraktar beyefendinin bizleri savunması lazım şu anda çıkıp da çiftçim zor durumda. Geçen günler bir beyanat verdi, bir video yayınladı, orada pat kaldırdı sitesinden. Onu da takip ediyorsunuz yani. Peki o Ya zaman takip bunlar ettiğimiz yer kalmadı. Levent Bey, bakanın kaçta yattığını öğrendik biz artık. Nereden ne yaptığını takip ediyoruz. Yani acaba ağızlarından bir şey çıkacak mı diyoruz yani. ya o bakanlığın kapısında yatıyorsunuz evet. Peki Şemsi Bayraktar Bey, Sayın Başkan o videoyu niye kaldırdı sizce? Yani Ya bilmiyoruz artık birisi kaldır mı dedi. Yoksa sonradan da kendisi yanlış yaptım. Acaba ben çiftçiyi savundum dedi de mi kaldırdı? Onu anlayamadık yani. Kurumu mu karıştırdı onu da bilemedik. ya aslında Şemsi Başkan da çiftçi sevdalı bir adam. Yani sonuçta o konuda Ama yıllardır. nerede Levent Bey şu anda siz hiç duydunuz mu? Tarım Kredi Kooperatifleri bir defadan başka savundunuz siz hangi platformda gördünüz? İşte duymadım da niye böyle olduğunu işte beraber hani konuşalım diye istiyorum. Şemsi Evet. Bey'in Yani aslında çiftçi dolu artık da kime ne anlatacağını bilemez hale geldi. ya tabii nereden İktidar tutarsa. kanadından bize bir yaklaşım olmadı. Evet. Biz yıllarca iktidarın peşinde koştuk yani. Koştunuz ama sonuç itibariyle şu anda geldiğiniz Yok ya, nokta. yok abi. Ya Levent Bey, birisi de kapısını açıp da gelin buyurun bakalım kardeşim sizin ne derdiniz var? Ya danışmanları açıp da biz danışmanlarını aşıp da kendilerine ulaşamadık. Evet. Yani şimdi siyasetçi farklı tabii ki. Yani sonuçta ama benim takıldığım nokta şimdi bizim birliklerimiz var işte çiftçilerimizi savunan, onların haklarını arayan işte ziraat odaları var. İşte sizin ortak olduğunuz koskoca bir birliğiniz var. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği. Sonra dediğiniz gibi et birliğiniz var, süt birliğiniz var, et birliğiniz var, bir sürü kooperatif var, bir sürü birlik var.
Şimdi bir iş yapacağınız zaman hem ziraat odasına para ödüyorsunuz, hem et birliğine para ödüyorsunuz, hem tarım ilçeye ya tarım ilçeye de ödüyor musunuz? Ödemiyorsunuz herhalde. Tarım ilçe almıyor sizden. Cüzi bir rakam ödüyoruz. Ödüyorsunuz. Ya kırtasiye Ödüyoruz, gideri doğru. vesaire. Şimdi iş ödemeye gelince diyorlar ki çiftçi yok. Ama işte burada ziraat odaları başta Sayın Şemsi Bayraktar beyefendinin bu olaya el atması lazımdı ve ben iddia ediyorum Şemsi Bey el atmış olsaydı direkt Bakan Bey'le görüşüp hatta Cumhurbaşkanımıza bile bu durumu izah edebilirdi diye düşünüyorum. Neden etmedi? Şimdi ben de merak etmeye başladım. Aynen, biz zaten merak konusu, zaten Twitter'a ata ata arkadaşlarımızın parmakları yoruldu. Gece saat 1'lere kadar Twitter koşturuyorlar. Koşturuyorlar. Güzel. Bak sosyal medya çok iyi oldu bu konuda. Bizim de dikkatimizi çektiniz. Yani Ya zaten bu ulusal medyanın da platformun dikkatini çektiniz. Ha, söyleyeyim onu. Ulusal medyada sizinle ilgilenecek zaten bundan sonra. biz bu platformu kurmamış olsaydık şu anda tarım kredinin biz nerede ne olduğunu bilemeyecektik. Yani arkadaşlarımız herkes kendi köylerinde, illerde sessiz sedasız kimle kaderini yaşayacaktı. Ama biz bu platformu kuraraktan arkadaşlarımızın sorunları bir yerde toplandı ve tek yumruk haline geldik. Peki bakanlıktan sizi aramadılar mı yetkili arkadaşlar? Ya arkadaşlar tamam güzel. Aslında bu bir demokratik bir çalışma bu yaptığınız iş. Güzel bir çalışma. Ya en azından ben yetkili olsam mesela derim ki ya Halil Bey derdiniz ne? Hani en azından sorarım. Bak şimdi sorduğum gibi sorarım. Bakan Bey'e de derim ki Bakan Bey sıkıntı büyük. Buradaki çiftçiler araştırılsın. Hani siz haksız bile olsanız bakın siz haksız bile olsanız yani bir çalışma yapılabilmeli değil mi? Bir çalışma yapılmış olması lazım. Var mı öyle bir çalışma? Ya Bir çalışma bilginiz var olduğunu mı? söylüyor Bakan Bey, çalışma olduğunu söylüyor ama sözde hani sizinle bizim konuştuğumuz gibi resmiyette bir şey yok. Ya bu uzadıkça zaten şu anda 3 ay ertelendi, zaten faizler aldı başını gidiyor. Yani bu Evet. olacaksa en azından bir çalışma var zaten. Bu bizim aldığımız bilgiye göre, kulis bilgisine göre zaten bu yasa torba kanunun içinde vardı. Ama Çiftçimiz de bunu dört gözle bekliyordu ama nedense bir el uzandı, bizi oradan çıkarttı. peki diğer özel bankalarla ilgili sorunlarınız var mı? Yine özel bankalar da biliyorsunuz tarım kredisi veriyor. Ya onlarla var olan arkadaşlarımız çok. Mesela bankaların yaklaşımından hoşlanmayıp erken çağırıp, herkesin sorunları farklı Levent Bey. Şimdi ben o konu hakkında bir şey söylesem yanlış bir bilgi vermiş olurum. Ama Şöyle, olan arkadaş çok. şunun için sordum Halil Bey. Mesela Ziraat Bankası'na veya Tarım Kredi Kooperatifine borcu olan çiftçilerimiz biraz önce söylediğiniz şartlarda karşılaşınca o özel bankalarımız kredi temininde bulunuyor çiftçiye. Diyor ki işte diyor getir ipotek diyor tarlanı vesaire gayrimenkulünü ipotek edeyim diyor. Çünkü biliyorsunuz gayrimenkul zengin olan bir bankamız da var aynı zamanda. Ondan Evet. sonra burada ya bu tarz işte gidip özel bankalardan kredi kullanıp veyahut da dışarıdan herhangi bir tüccardan vesaire kredi para alıp da bu borcunu yatıranlar var mı? Duydunuz mu hiç? Çünkü çiftçi borcuna namusludur yani. Gerçekten çiftçi borcu Aynen, için her aynen, şeyi aynen yapar. Levent Bey, bu şekilde doğru, o konuda doğru söylüyorsunuz. Tarım krediye borcu varsa Ziraat Bankası'ndan çekiyor, götürüp tarım krediye yatırıyor. Çünkü yok. Veya özel bankadan çekiyor, dediğiniz gibi Ziraat Bankası'nı kapatıyor. Böyle çevremde de arkadaşlar var, doğru. Peki onun faiz oranları nasıl o bankaları? Ve o bankalar hiç acımıyor tabii ya, o ayrı mesele. Yok, onlar zaten acımıyor yani. Onlar da nereden baksanız %15, %20 ile bazen %30'a varan rakamlarla. Evet. Peki Halil Bey Ya bir şey zaten daha. Levent Bey, çoğu çiftçi yüzde kaçla yapılandırıldığını, yüzde kaçla kredi aldığını vallahi bilmezdir. Evet. Doğru bilmez. Önemli Bilmez olan mi ya? oradan kurtulayım bir an önce. Yani o borçtan kurtulayım bir sene rahat edeyim derdinde çiftçimiz. Aynen Doğru. o şekilde, aynen o şekilde. Ya Evet. adamlar niye söylesinler çiftçi kuruluşundan? Diyor ki adam, Allah nasip etsin şu borcumu desem vallahi dönüp de yatmayacağım o tarafa diyor. Doğru. Ama şöyle bir şey de var Halil Bey. Yani dediniz ya biraz önce 2 lira 20 kuruştan bahsettiniz. İşte oldu 3-10 kuruş Şubat'tan sonra olacak bu iş vesaire. Yemin kilosu şöyle dediniz. Ya gidecek bir yeriniz de yok. Yani çiftçimizin gidecek bir yeri var mı? Yok. Yok, Gidecek bir yeri. çiftçi kadar sahipsiz bir kurum yokmuş. Biz onu anladık şu platformu kuraraktan zaten.
Yani. Çiftçinin ne sahibi var ne onu temsil eden bir kurum var. Ya vardır, sahip olan vardır. Çünkü dün akşam izledim ben, burada beraber de izlemişlerdir. Konuğumdu. Liyakatlı çok ziraat mühendisi olan büyüklerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız var. Bir şekilde çözüm önerileri konuyor ortaya. Görmek lazım, zamanla ne olacağını görmek lazım, ama burada liyakatsızlık söz konusu gibi geliyor bana, ya da tercih meselesi. Sayın Milletvekilimin dediği gibi sanırım tercih meselesi de olabilir bu. Çiftçiyi gözden çıkarmış olabilirler. Yani ne diyeyim? Çünkü sayı düşüyorsa, aşağı yukarı 2,5 milyona falan düştüyse sayı. Ya Levent Bey, sayı düşüyor net yani. Ben kooperatif başkanıyım. Benim mesela 2-3 ton sütüm şu anda bugün fatura kestim, az önce gördüm mesela 780 kilo litre süt kesmişim. Neden? Üretim bitmek üzere artık yani. Süt tozu alırız biz de, ithal ederiz. Alıştık ithal etmeye, bir şekilde alırız, süt tozu alırız. Sonuçta yine bir altın Yani madeni buradaki bulur. araziler boş, buradaki araziler boş. Vatandaşımız üretmek istiyor. Bunların elinden tutup üretimi kazandırmak lazım bunları. Bir şey daha soracağım. Tefeci dediğimiz olay. Biraz önce söyledim ya. Evet arkadaşlarımız, evet bu şekilde bizim grubun sayesinde çıkan, platformun sayesinde çıkan bir şey, tefeci diyorlar. Artık yani %40'la bir rakamla karşılaştırdıkları için temerrüte düşüyor. Temerrütten sonra avukata düşüyor, oluyor para bir dünya. Yok, Ondan orası tefeci zaten çıkıyor. o devlet şey yapmaz, o işi yapmaz. Onu ben şey yapmak istemiyorum da, genel anlamda yani o zihniyet gözüküyor şu anda baktığım zaman, ama işte dışarıda Ya %40 Levent Bey şeyde yok yani, bu özel bankada yok. özel bankada. Peki tefecilerde yoktur piyasada öyle olunca tabii, değil mi? Yani tefeci %45'e 50'ye de tefeciden herhalde kredi almaz çiftçimiz yani sonuçta. Hani özel Almaz almaz, tefeciler var ya. inşallah da almamıştır yani. Yani inşallah, inşallah. Valla yani ben Halil Bey sadece şunu söylemek istiyorum. Kişisel görüşüm. Tabii sorun aklına ne geliyorsa söyleyebilirsin. Burası serbest kürsü. Yani bizler devletini milletini seven insanlarız. Siz de öylesiniz. Çiftçilerimiz de Aynen, biz öyle. zaten devletimizin her zaman yanındayız. Tamam, Ama bitti. çiftçimizi de unutmasın ya, bir elde çiftçimize onu uzatsın. Burada onu söylemek istedim. Yani Levent Bey, ben anlamam o bilmem ne şeyinden, İPART'tan, bir oradan buradan, atıyorum adamın 300 başlık, 400 başlık, 1000 başlık çiftlikleri varmış. Onlar bizi şey yapmıyor. Biz küçük işletmeler olan köylerde yaşayan vatandaşlarız yani. Ve bu iktidarın %30'lara varan oyları çiftçilerimiz kazanıyor yani, kazandırıyor. Yani kırsaldan alıyor. Doğru. Yani Evet. ya Yani. bizler de şu an diyoruz Levent Bey, açıkça ben söyleyebilirim yani, ne istedi de biz yapmadık, oy attık. Ben de diyorum ki şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızdan bir 11 bin kişilik adına söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, biz de sizden bunu istiyoruz artık diyorum. Yani biz de size bu zamana kadar çok şey yaptık. Bize de bunu istiyoruz. En azından borcumuzu silin istemiyoruz. Ya bunu bir kere evvela baştan bunu söylememiz lazım. Altını çizmemiz lazım. Çünkü Aynen, kamuoyu aynen. yanlış biliyor. Kamuoyu zannediyor ki Ya siz tabii onlar borcunuzu var. silin anlıyor. Aynen öyle anlıyorlar. Arkadaşlarım da dedim ya az önce, sözlü yazılı şiddette bulunuyorlar. Yani bu arkadaşlarımız çok gidiyor. Yani diyorlar ki yok, orada para yendi. Burada tekrar konuya aynı yere döndük ama Yok. üzücü bir olay bu. Yani şimdi bugün bana olur, yarın sana olur. Ben şu mantıkla çıktım zaten Levent Bey. Yanlış anlaşılma olmasın. Bugün bana yarın sana diyerekten bu yola çıktık biz. Yani şu anda benim kendim şahsımın mesela bir günü geçmiş borcu var ama ödeyemeyecek durumda değilim. Ben öderim ama diğer arkadaşlarım var. Onlar ne olacak? Ya burada sorular da geliyor. Ciddi sorular geliyor Halil Bey. Sana da geliyordur sorular belki, ama şimdi şöyle söyleyeyim. Soru alırız diyeceğim, ama soru alacak bir durumumuz yok. Şöyle ki konuşalım istiyoruz biz. Soruları da zaten yetkililere ileteceğiz. Yetkililerle ilgili sorular olursa. Yani burada her şeyi konuşabilirsiniz derken o yüzden söyledim. Yani bu 12 bin, Vallahi 13 bin mağdurundan ziyade farklı bir işte, şey konuşsun da suçlu insan affola. ya yok, ben o konuda bir şey dedim gibi, yani biz burada provokatörlük yapmıyoruz, biz burada devletimize Kesinlikle. millet ya saygısızlık yapmıyoruz, hele büyüklerimize hiç yapmıyoruz, sadece ve sadece
Kesinlikle, kesinlikle. Taleplerimizi dile getirirken belki yanlış cümleler kurabiliriz. Devrik cümleler kullanabiliriz, tamam mı? Böyle Ya şimdi bunu da dikkate Levent almazlar Bey, sayın büyüklerimiz. Siz merak evet, etmeyin yani. Levent Bey, şunu da altını özellikle çiziyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza nasıl bilgi gitti ben onu bilmiyorum. Yani yanlış anlatıldı. Diyor ki bir bazı kesimlerin kışkırtmasıyla diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Yani böyle bir şey yok. Çiftçilerimiz gerçekten mağdurlar yani. Nerede cuma namazını kılacağını bile araştırıyorlar vatandaşlar. Gitsek de derdimizi, halimizi arz etsek diyorlar. Yani böyle bir kışkırtma yok. Zaten bizim grubumuzda 11 bin kişi var şu anda. 7 bin tanesi şu anda iktidarın yanında. Yani buna rağmen ulaşamıyorsunuz. Buna rağmen Ulaşamıyoruz. ulaşamıyorsunuz. Ben neden biliyorum. Çünkü gruba gelen üyeleri onayladığımız için soruyoruz, konuşuyoruz, irtibata geçiyoruz. Hepsiyle de irtibat halindeyiz. Bugüne kadar 5.000 kişiyle görüşmüşlüğüm vardır benim. Çok. Ya bu yani çok Kesinlikle devletimize, hükümetimize bir zarar gelmemesini istediğimiz için bu zamana kadar grubu da arkadaşlar da hepsini telkinde tuttuk. Ama ama artık bıçak kemiğe dayandı. Şöyle bir şey yani bu başkaları tarafından yönlendiriliyor ifadesini kim söylüyor acaba Cumhurbaşkanımıza yani? Sizin İşte biz işinize aradaki karanlık yeri bulmaya çalışıyoruz. yani bu çok basit bir şey bu. Yani bir şeyi çözümünü araştırmadan çok kolayca bu budur, bu budur diye biliniyorsa ya bu ülkede yani çok üzgünüm yani. Gerçekten üzgünüm. Ya Sayın Mağduriyet Bakan, var, araştırılsın. Levent Bey, Sayın Bakanımız genel kurulda ne dedi? 3.000 tane var dedi. Çok küçük bir rakam bu dedi. Ama zaten sadece Erzurum'da var 3.000 tane icralık dosya. Bana gelen bilgide hem resmi bilgi yani. Resmi bilgi derken Ziraat Odası bilgisi. Yani burada demek ki Ya Türkiye genelinde şu anda Levent Bey gerçekten araştırılmış olsa bilmiyorum yani şu anda 200 bini geçiktir. ya Bizler tamamen bir tarım tuşla kredi edilmesini Halil Bey isteriz. bir tuşla çıktı print tuşuna bastığınız anda kaç kişi icralıktır? Kaç kişi kanun takiptedir, idari takiptedir, onlar çok rahat bulunur. Ama işte kolaycılık yapıyorlar Ama sanırım biz yani. Diyorlar ki Levent Bey, Sayıştay'dan gelen bir genel müdürümüz var. evet. Yani rakamları değiştirmiş olabilir. Biz onu düşünüyoruz yani. Yani şimdi öyle de düşünmeyin. Yani şöyle Ya ki düşünmeyin. O zaman niye bakan desin ki 3.000 tane var? Demek ki bakanımıza yanlış bilgi veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza yanlış bilgiler gidiyor. anladım. Yani bizim bir duyduğumuza göre Sayın Genel Müdürümüzün %5'te çalıştığını iddia ettiğini söyleyen bir arkadaşımız var. Mesela Sayın Cumhurbaşkanımız da bu şekilde arz edilmiş konum. Anladım. Demiş ki yani 3-5 kişi var. Onlar da zaten borcunu hiç ödemeyen bir kesim gibi lanse edip Sayın Cumhurbaşkanımız da yanılttığını düşünüyoruz biz. Sonra da işte Halil şucu, Mehmet bucu, Levent şucu. Şimdi siz çıktınız toprağın sesine, siz kesin bucusunuz yani. Söyleyeyim size o zaman. Vallahi ben hiç bilmiyorum. 19 yılımı verdim. Bu saatten sonra da kara çalınacaksa onu bilemem. Siz de bucusunuz, ocusunuz. Yani öyle oluyor. Ne demek ya? Bunlar ya bir sorar insan bu Halil Kaya ortada bir adam işte der ki kardeşim bu adam yemini ödeyememiş işte sütünü alamamış satamamış borcu çıkmış takibe düşmüş. Ya görüyorum okuyorum sizin sosyal medyada da okuyorum. Ayağını yorganına göre uzatsaydın işte ben çok iyiyim. Ya bunlar olabilir. Zaten iyi olan çiftçilerimize sözümüz yok. Şansı yaver gitmiştir bir şekilde. Doğru mu? Ondan sonra Aynen. ya bu insanlar belki ya çocuğu hasta olmamıştır, çocuğunu evlendirmemiştir, okula göndermemiştir, küçüktür vesairedir, durumu iyi gidiyordur ama sıkıntılı olan çiftçilerimiz için konuşuyoruz biz. Şimdi o çiftçi kardeşim Aynen. kalkıp da Halil Kaya'ya veyahut da borcunu ödeyemeyen insana ayağını yorganına göre uzatsaydın, işte alıp yemeseydin gibi şeyler söylemesin. Çünkü dediğiniz gibi bir gün Aynen. sana öbür yarın ona. Aynen doğru söylüyorsunuz yani. Bugünün yarın da var yani. Bugün iyi olabilir arkadaşlar. Çoğunun durumu iyi olabilir. Ama yarının insana ne getireceğinin hiçbir garantisi yok. Evet. Ya burada o zaman size bol şans diyeceğim. Ne diyeyim? Yani Salı günü yalnız sizden gerçekten istirham ediyorum. Çünkü bizler bu programda da söyleyelim Adil Bey. Yani Salı günü kanunlar
çerçevesinde. Aynen, hiçbir zaman bir devlet büyüğümüze, bir devlet iç güvenlik güçlerimize kesinlikle bir saygısızlık yapılmayacak. Herkes güzel bir şekilde gidecek, halini arz edecek, röportajını yapıp geri dönecek. Kesinlikle böyle bir şey yok. Evet. Bir provokatörlük, herhangi bir şey yok. Biz sadece oraya gidip Sayın Cumhurbaşkanımıza durumu arz etmek. Durumun zaten olmadığını... Zaten öyle yaparsanız sizi Cumhurbaşkanımıza bunların amacı başka, bunların derdi başka diyen insanların ekmeğine yağ sürmüş olursunuz. Size söyleyeyim yani. Aynen, aynen. Kesinlikle böyle bir şey yok. Evet. Zaten bizim çoğumuz değil, hepimiz zaten 7-8 saatlik yollardan geleceğiz oraya. Yani bu kışta kıyamette ne işimiz var bizim onun orada? Yani bizim bir provokatörle işimiz. Bizler köylerde, kendi hallerinde yaşayan, beynin peşinde olan insanlarız. Yani üretime dönmek isteyen bir sürü arkadaşımız var. Tarlasında ekmiş, yağmur kuraklıktan mesela bizim bölgede biraz oldu ama çoğu bölgelerde, Amasya bölgesi olsun, bu diğer taraflarda daha adam o akşam canlı yayında gösterdi mesela bana. Hiçbir şey yok kuraklıktan dolayı. Evet. Aralığın sonu geldi neredeyse ya. Ya, ya aralığın sonu diyorum ya. Ocağın sonu. Ben de şaşırdım şimdi. Aynen. Aralık bitti. 2021'e girdik. Yani kusura bakmayın. Ya şaşkınlıklarım, yani şöyle söyleyeyim, son bir soru soracağım, sonra size bırakacağım, ondan sonra son bir cümlenizi alacağım. Bu Allah göstermesin, bu sıkıntılardan dolayı kendine zarar vermek isteyen arkadaşlarımız falan oldu mu? Sıkıntı yaşayan insanlar oldu mu? Artı ailesi falan. Aynen Levent Bey. Farklı kesimlerden, farklı bölgelerden adam bana anlattıklarını, hatta sakinleştirdik diğer arkadaşlarla. Ya traktörüm gitti, takacağım, çoluğa çocuğa rezil oldum. İntiharı düşünen bile arkadaşlarımız var. Ben bunu aman, hatta Allah göstermesin. Mal gelir, mal her sosyal zaman gelir. Sosyal medyada kazanılır. Da paylaştım. Ya Allah göstermesin ama gerçeklerle yüzleşmek lazım Levent Bey. Evet. Ya gerçeklerle yüzleşmek de şey değildir. Yani ne denir ona? Bu Allah'ın verdiği canı Allah alır. Yani mal yerine gelir, her şey yerine gelir. Sağlık, önce sağlık, ama önce can. Psikoloji bozulduktan sonra ne yapar? Yani bana bugün İsimlerini de verebilirim. Yetkililer aradıkları takdirde. Yani 3-4 tane arkadaşımız benzin döküp kendimi yakacağım diyor. Yani sakın, gittim sakın. Ben artık. Gittim diyor ya. Onları hiç yapmayın. Gözünüzü seveyim. Ya onları yaparsanız bak onlar yani herkes üzülür. Hayır ya, Ankara için demiyorum ben. Kendi ama bitmiş. Köyünde hasreti kalmamış. 3-4 tane kefil birden sarmış. Hiçbir şey yok. Bir ödeme kolaylığı yok. Ne yapacak şimdi Levent Bey bu adam? Size sorarım. Siz bir ziraat mühendisiniz. Hiç onu düşünmeyelim şimdi. Şimdi onu düşünmeyelim. Biz önümüze bakalım şimdi. Ne öyle derim ben yani. Beşine bakalım. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanımızı, bu ülkenin en başındaki kişinin, yetkili kişinin sağduyulu olduğunu düşünüyorum. Vicdanlı olduğunu düşünüyorum. İnançlı olduğunu aynen. düşünüyorum. Hepimiz biliyoruz. O yüzden sizin bu sesinize ben hayır diyeceğini düşünmüyorum. O zaten eğer aradakiler götürüp getiriyorsa onların da kulağını çeker herhalde yani diye düşünüyorum yani. Öyle temenni ediyorum. Öyle düşünüyoruz. Ya Cumhurbaşkanımız zaten duysa bizimle de görüşeceğine inanıyorum ben. Ayrıca buradan da Cumhurbaşkanımızdan randevu talep ettiğimizde beyan ediyorum. Tamam. Cumhurbaşkanımız bunları bilse zaten birkaç kişiyi oradan eleyeceğini de tahmin ediyoruz. Evet yani çünkü dediğim gibi vicdanlı bir insandır. Çok bunu şey var yani şu anda bir gerçekten bir kaos var. Evet. Çiftçiler için yani şu borçlar için söylüyorum ben bu lafı. Yanlış yerlere çekilme olmasın. Türkçe olduğu için her yere çekilebiliyor. Yok. Çiftçimiz yurtseverdir, vatanseverdir. Toprağına değerlerine saygılıdır. Yani bu konuda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yani çiftçimiz çünkü COVID-19'da dedim ya tekrar olacak ama pandemiden yine dolayı da zaten çok sıkıntıya düştük. Şimdi köylere zaten gelen giden yok. Hayvanını da satamayacak vatandaşımız. Ya sıkıntı yani her yerden sıkıntı Levent Bey. Şöyle yapın yani bunu şey yapmak istemiyorum da yani biraz hani bizi izleyen insanlar da şey yapmasınlar lütfen kötü düşünmesinler, morallerini bozmasınlar. En kötüsü İnşallah düzelecek. Bu köyde Covid var diye bir şerit çekersiniz tamam mı? Ne hakim gelir, ne avukat gelir, ne hacizci gelir. Siz de öyle kurtarırsınız bir 2-3 ay daha. Ne diyeyim yani? Hani o duruma kaldık. Yani espri üretmeye kalkıyoruz yani. Hani ağlanacak halimize gülüyoruz hesabı oluyor bizimki ama
Biraz rahatlamanız için söyledim bizi izleyen arkadaşlarım. Evet. Ateş düştüğü yeri yakar. Kesinlikle bunu biliyorum. Aynen bu şekilde Levent Bey, ateş düştüğü sonra düştüğü yarayı yakar da yandığı zaman da söndüremedikten sonra da bir anlamı kalmıyor bazı şeylerin. Yok, söndürecektir sayın büyüklerimiz. Evet. Toprağın Ben sesi bugün iyi inanıyorum. çıktı. Bugün iyi İnanıyorum çıktı yani. toprağın sesi. Biz inanıyoruz. Sadece 5 Ocak'ta Salı günü oradan Sayın Cumhurbaşkanımızın bizi duyup da randevu bile vereceğini tahmin ediyoruz yani. Hadi öyle Umuyoruz olsun. kesinlikle. Hadi ben de inanıyorum. İnanmak da önemli bir şey. İnanalım. İnanalım. Öyle bir rahatlayalım. Öyle bir şey verelim. Enerji gönderelim Cumhurbaşkanımıza. Evet. Öyle olsun. En Aralıkça gitmişken diğer sorunlarınızı da anlatırsınız. İşte bu üretim Levent sıkıntısı Bey, vesaire. zaten bir şey daha itiraf edeyim ben. Buyurun. Yaklaşık zaten 40 günden beri Sayın Cumhurbaşkanımız nereye gidiyor? Nereden kalktı? Nereye gidiyor? Bakanlar Kurulu'ndan sonra adeta bu 11 bin kişi ve daha çoğu insan zaten tuşlu telefon kullanıyor. Sosyal medyada işi yok. Facebook'ta işi yok. Bizim buradakilerini söylüyorum. Yani adeta bekliyoruz yani bir harbi bir çiftçi çıkacak mı diye her yerden umutlanır olduk yani. İnşallah Salı günde bizim sesimizi duyup sesimize ses verip devlet elini uzatacağına inanıyoruz biz. Hadi bakalım. Valla ben de Levent Özdemir olarak, toprağın sesi olarak, ben de bir çiftçi çocuğum. Ben de sıkıntılı günler yaşayan babam var, ailem var, çevrem var, dostlarımız var. Hepsi adına istiyorum. Yani sıkıntı çekmesin çiftçilerimiz. Ben de hadi dua ediyorum sizinle beraber. Ve ben vesile Kesinlikle Levent olursak, Bey. ya bizi izleyen bir tane yetkili derse, bu adam bu işi yani yapmış, güzel bir şeyler olmuş derse, biz de mutlu oluruz Halil Bey. Aynen biz de yani biz de. İnşallah buradaki mağduriyetler giderilir. Buradaki arkadaşlarımız rahatlar. Herkes rahatla akşam başını yastığa koyar. Biz de rahatlamış oluruz. Yani bizim buradaki amacımız grubu kurarken zaten ben değil biz olabilmekti. Böyle bir sorun var. Burada bu sorunu anlatabilmekti yani. Evet. O zaman şöyle bir söz alayım ben sizden. Eğer Cumhurbaşkanımız size randevu verir, görüşürseniz ondan sonra bir program da yapalım, olmaz mı? Buradan. İnşallah yaparız. Olur. Sözümüz söz. Yeter ki Cumhurbaşkanımız bizi kabul Tamam. etsin huzurunda. Edecektir. Ben öyle düşünüyorum. Ben İnşallah. tekrar teşekkür ederim. Var mı söylemek istediğin Halil Bey? Ben teşekkür ederim Levent Bey. 5 Ocak'ta mağdur olan banka, tarım kredi ve diğer kredilerden mağdur olan arkadaşlarımızın tamamını 5 Ocak'ta Salı günü orada görmek isteriz. O zaman inşallah dediğim gibi Covid'e de dikkat edin. Mesafenize İnşallah. falan dikkat edin. Dediğimiz gibi konuştuk Evet. bir sürü şey. Giderken gelirken dikkat edin. Kaza bela yapmayın. Aynen Hani bunun gibi şeyler sosyal temennisinde mesafeye bulun. uyularak. Şansınız bol olsun. Allah yardımcınız olsun Halil Bey. Evet. Teşekkür Oldu. ederim Levent Bey. Programa katıldığınız için çok teşekkür ederim. Sesimizi Ben inşallah teşekkür duyururuz. ederim. Çanakkale'ye çok selamlar. Teşekkür ederim. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar, hayırlı Hayırlı günler. akşamlar. Sevgili izleyiciler, toprağın sesi Çanakkale'den yükseldi. Sorun büyük ama çok temiz, çok saf niyetler var. Düşünceleri tamamen şu: Cumhurbaşkanımızla görüşmek ve Cumhurbaşkanımızın sorunlarını çözeceğine inanmak. Ben de inanıyorum. Ve bugün en azından bir yetkili bizi izlesin de bu dostlarımızın sorununa bir şekilde el atılsın, çözümlenmesi için. Çözümlenmeyebilir de ama doğru mu yanlış mı, böyle bir sorun var mı bile araştırılması yapılsa bu insanlar mutlu olurlar. O yüzden biz de bugün toprağın sesi olarak sesimizi Çanakkale'den yükselttik. Duyurabildiysek ne mutlu, çok faydalı olabilirsek eğer çok mutlu oluruz. Şimdi arkadaşlarımızın ben şeyleriyle beraber hazırladıkları bu 5 Ocak Ankara'da Salı günü hazırladıkları çalışmayı sizlere son bir defa daha göstereceğim. Ondan sonra programımız kapanacak zaten. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyorum. Kalk gönüldaş, sen de katıl birbirine, büyük birliğe. Gül hilal bayrak altında yükseldir diye, yükseldir diye. El eleyiz, el eleyiz, el eleyiz, el ele. Birlik olup iktidara yürü gelin birlikte. Dağlar taş.
diye yer gök inlesin. Dağlar taşlar uçan kuşlar bizi dinlesin.